Yıl 1990. Erbakan, Erdoğan ve Nihat Hatipoğlu Hoca'nın babası Haydar Hatipoğlu Hoca hac için Mekke'ye giderler. Haydar Hatipoğlu Hoca Erbakan ve Erdoğan'ı bir çadıra götürür. İçeride çok yaşlı bir pir-i fani. İhtiyar ayağa kalkar hürmetle. Haydar Hoca Erbakan'ın kulağına şaşkınlıkla "Sayın hocam, bu ihtiyar çok değerli bir Allah dostudur. Yanına birçok devlet adamı, krallar geldi. Hiçbir devlet başkanı veya kral için ayağa kalktığı görülmedi. İlk defa sizin için ayağa kalktı" der. Erbakan'a doğru yürür ihtiyar. Sanılanın aksine Erbakan'ın yanından geçerek arka tarafta duran genç adama odaklanıp yanına gider. Ellerini hürmetle avuçlarının içine alır ve Arapça konuşurken Haydar Hatipoğlu tercüme eder. "Hoş geldin genç mücahit. Ölmeden seni görmeyi nasip eden Rabbime sonsuz hamdolsun. Sen beklenen komutanlardansın. Devletinin başına geçip küffara karşı savaş açacaksın. Dünyada ümmeti uyandıracaksın. Yükün ağır, düşmanın çok olacak. Ülkene ve sana akla hayale gelmedik saldırılar olacak. Allah'ın inayetiyle hepsini bertaraf edeceksin. Bir avuç inanan kardeşlerini Allah sana yardımcı kılacak. Mazlumların duası seni dipdiri tutacak. 20 yıl çok sıkıntı çekeceksin. 20 yılın sonunda senden emaneti alacak komutan bir görünüp bir kaybolacak. O zamanki zürriyetinden birisine benim adımı koyasın ki büyük komutan seni rahat tanıyabilsin. Seni tanıyınca Tahir Baba'nın selamı var size" dersin. Sonra Ashab-ı Kehf'i uyandırıp Yemliha'yı komutan seçsin. Diğerleri de Yemliha'ya itaat edecekler. Evlat, selamımı ve öğüdümü unutmayasın. Allah'tan başkasına eğilmeyesin. Yükün ağırdır. Sabır, şükür ve namazla Allah'a sığın" der. Ve geçip yerine oturunca asasına yaslı biçimde Süleyman aleyhisselam gibi herkesin gözü önünde orada vefat eder. Erbakan dahil herkes o ana şahittir. Şaşkınlık içindedirler ve orada hitap ettiği kişi şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ve Erdoğan'ın torunlarından birinin ismi doğmadan yıllar evvel 1990 yılında o çadırda Ali Tahir olarak konulmuştur. Bu olay o çadırdakiler arasında sır olarak kalmıştır. 1993'te Medine'den ayrılmak istemeyen ve bundan dolayı gözyaşı döken Haydar Hatipoğlu Hoca Medine'de o gün vefat eder ve Peygamberimize dünya komşuluğu ile şereflenir. Bizler Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı beklemeden işimize bakacağız. Tüm ilim ehlinin işaret ettiği zamanlara akıp gittiğimizi unutmadan, aralarımıza kurşun dökülmüş duvarlar gibi durup, neden ahir zamana seçilmişleriz sorusunu daha çok gündemimizde tutacağız. Bu olayın her ayrıntısını alimler gözüyle öğrenen Kadir Mısıroğlu, sözün özünü şöyle toparlar. "Ben Tayyip Bey'in aklına değil, bahtına aşığım, bahtına güveniyorum. Yükü aziz olan çok büyük bir devlet olacağız. Ben göremeyebilirim, görenler beni hatırlasın." Buradaki olayı Erbakan zamanında Milli Gazete yazarı Mustafa Özcan üstü kapalı dile getirmişti. Aslında olayın Diyarbakır Ulu Camii ve Hazro ile de bağlantısı var. PKK'nın o camiyi ateşe vermesi ve ayette belirtilen lanete tabi olmaları tesadüfi değil. Bu konuyu Milli Gazete'de o zaman Mustafa Özcan şöyle dile getirdi. "Rubikon nehrini geçerken bir avuç su imtihanı Talut'un ordusunu bulur. 80 bin kişi nehre dalar. Uyarılara rağmen 313 kişi bir avuç su ile karşıya geçer. Diğerleri etek dolusu su içer ve yere çakılıp kalır. 313 diri savaşçı Bedir'deki rakam."
Ben Erdoğan'ı Talut'a benzetiyorum. Dönemi Talut'un dönemine benziyor. Calut ismindeki dev savaşçıyı yere seren Davut aleyhisselam Talut'un askeri. İslam'ın o zamanki ordusunu kuran Talut, bugünkü İslam ordusunu kuran ve her gün büyüten Erdoğan. Ne yapacaksa bu ordu yapacak. Kim katılacaksa Müslümanların safına bu orduya katılacak. İsrail ne yaparsa yapsın, ne kadar silahı olursa olsun, tarihin büyük parantezi kapanıyor ve İslam içindeki fetret sona eriyor. Mustafa Özcan, Milli Gazete yazarı. Bu yazıdan sonra gazeteden atılanlar: Doktor Ebu Bekir Sifil, Doktor İhsan Şen Ocak, köşe yazarı Mustafa Özcan, baş yazar Ekrem Kızıltaş, yazar Nurettin Yıldız ve ismini şu an hatırlamadığım 4 yazar daha. Ve selam. Evet arkadaşlar, selamünaleyküm, herkese hayırlı günler. Bir arkadaşımız bir videomun altına bir yorum yazmıştı bu konuyla ilgili. Ben de ona bu konuyu araştırıp videosunu yapacağımı söylemiştim. Şu an videoyu izliyorsa zaten yorumlarda tekrar bunu kendisi yazar. Bu konu gerçekten benim çok dikkatimi çekti. O kadar çok heyecanlandırdı ki anlatamam. Hemen araştırmaya koyuldum ve bu yazının teferruatlı bir şekilde olan dokümanını da buldum ve az önce sizlerle bunu paylaştım, seslendirdim. Ve teferruatlı bir şekilde okuyunca heyecanım biraz daha da arttı. Ne kadar şanslı olduğumuzu anladım. Ne kadar nasipli olduğumuzu anladım. Her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında oldum bugüne kadar. Oy kullanmaya başladığımdan bu yana hep onu destekledim. Ve daha iyisi gelene kadar da Erdoğan'ı destekleyeceğime hep söz verdim Allah'a. Bu yazıda da okuduğum kadarıyla o Medine'deki büyük Allah dostunun Erdoğan'a gelip söylemesi, yani vefat etmeden önce seni bana gösteren Rabbime şükürler olsun dediği, şu an bizim Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ne yazık ki kıymeti tam bilinmiyor arkadaşlar. Bu ülkede kıymeti anlaşılmıyor. Çünkü birçok kişi çok dar çerçeveden bakıyor Türkiye'ye, dünyaya. Yani ne yazık ki ümmet bilinci, İslam şuuru birçok kişide yok. Ve bu yazıda geçen bilgiye göre, o Allah dostunun söylediği bilgiye göre de inşallah Cumhurbaşkanımızdan sonra gelecek kişi de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır diye. Zaten hep düşünüyordum, bunu videolarımda hep şahit olmuşsunuzdur. Daha önce de birçok videomda söyledim. Ve bu yazıyı okuyunca buna inancım 100 kat daha da arttı. Çok maneviyat dolu bir yazı. Gerçekten ben çok etkilendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir bu yazıyı, bu bilgileri. Ve Haydar Hatipoğlu Hoca'nın da Medine'de Resulullah'tan ayrılmak istememesi ve orada vefat etmesi de çok manidar. O da gerçekten büyük bir Allah dostuymuş. Daha önce de onu ben duymuştum. Nihat Hatipoğlu Hoca'nın babası gerçekten büyük bir alim ve aynı zamanda evliya diye söylerlerdi. Tabi tanımadığımız için bu konuyu daha önce hiç anlatmamıştım, bilmiyordum. Şimdi bu
bilgiler arasında tekrar görünce Haydar Hoca'nın da büyük bir zat olduğuna inancım bir 1000 kat daha da arttı. Ve şu an arkadaşlar Cumhurbaşkanımızın torunu biliyorsunuz Ali Tahir, Bilal Erdoğan'ın oğlu, Reyhan ve Bilal çiftinin oğlu Ali Tahir. Gerçekten bu yazı birçok ufuklar açacak bir yazı. Birçok kişiyi, İslam alemini harekete geçirecek bir yazı. Özellikle arkadaşlar bu videoyu herkesle paylaşın. Sizlerden istirham ediyorum. Bu videoyu herkese gönderin. YouTube'a yükledikten sonra izleyin ve hem yorumlarınızı bekliyorum sizlerden. YouTube'da öne çıkması için çok yorum lazım arkadaşlar bu videoya. O yüzden sizlerden özellikle yorum ve beğeni bekliyorum ve bunu gönderebildiğiniz herkese gönderin. Bu videonun linkini herkese gönderin arkadaşlar. Çünkü çok önemli. Bu bilgiyi herkesin bilmesi gerekiyor. Şu an Türkiye'de yaşayan ve İslam aleminde daha doğrusu bunun İngilizce versiyonu, Arapça versiyonu her türlü dillere çevrilip anlatılması lazım. Ya da bu yazının farklı dillere çevrilip yayılması lazım. Siz bütün herkese gönderin arkadaşlar bu yazıyı, bu videoyu. Şimdiden herkesten Allah razı olsun diyorum ben. Evet arkadaşlar, söyleyeceklerim bu kadar. Bu konuyla ilgili farklı bilgilere de sahip olan arkadaşlarımız olabilir aramızda. Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Farklı bilgiler varsa bu konuyla ilgili yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.